Selam arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Koza A hisse analizi ve Kozal hisse analizi ile karşınızdayız. Kısa bir değerlendirmede bulunalım hep beraber. Arkadaşlar Koza A hissesi biliyorsunuz Sarı Tinet kanalı içerisinde dip bölümü olarak 30 liralardan verdiği tepkiyle birlikte hisse fiyatlaması güçlü bir hareketle teknik açıdan 50 liralara doğru bir hareket yapmış ve bu noktada gelen 20 liralık marjın bir düzeltme eğilimi içerisinde olması gayet doğal olarak karşılanmalı. E, bu noktada ise fiyatlaması geri çekilme alanını oluştururken biraz agresif davranmış oldu. Hissenin özellikle iki gündür yapmış olduğu gövdeli hacimli düşüşlerle birlikte e, teknik olarak aylık piyot değeri olan 40.87 ve yine günlük periyotta SMMA 23 seviyesi yuvarlatılmış ortalamanın e, bölgesine doğru indiğini görüyoruz. E, hisse fiyatlamasındaki bu değerleme alanı içerisinde kritik noktanın 42.16 kırılırsa 40.87 olduğunu ifade etmiş olalım teknik açıdan. Yine aynı hareket bazında baktığımızda kanal içerisine giren hareketin hızlıca MA55 seviyesine doğru günlük periyotta ilerlediğini görüyoruz. Bu bölgede de 42.08 MA55 seviyesi günlük periyotta ve alt bölgede yine yatay destek bölgesi olarak 40.56 bulunuyor. Bu iki değerin Kritik değerler olduğunu ifade edelim. Buralardan bir tepki alanı oluşturabilmesi hissenin önemli olacaktır teknik açıdan. Zira baktığımızda aşırı alım bölgesine giremeden geri dönüş yapmış olduğu hisse fiyatlaması teknik açıdan yukarı potansiyeli olan bir hissenin devamında en azından bir 53-35 seviyesine gidip buradaki bir çana yapıp bir önceki zirveyi egale etmesi hoş olurdu. Şimdi bir önceki tepeden alt tepe oluşturup kalması hissede e, yön tayininde biraz sıkıntı yaratabilir. Teknik açıdan bu bölgedeki kritik değerleri o yüzden üzerine basa basa söylüyorum. Yani 42.08 ve 40.56 bu noktada gerçekten çok önemli e, kritik destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Teknik açıdan yine hisse fiyatlamasında şöyle baktığımızda 4 saatlik MA55 seviyesini hiç e, karşı koymadan kırılması çok da hoş olmadı. Alt bölgede peş peşe sıralanmış 42-20, 42-18 ve 41-22 destekleri var peş peşe. Bu bölgede tutunup tepki verip vermeyeceği önemli bir kriter olacaktır. Zira alt bölgeye sarkması halinde 38'li fiyatlar gündeme gelebilir. Teknik açıdan görsel yapısı içerisinde bana göre tekrar sarı kanalın içerisine girmesi bu satış baskısının güçlü şekilde olmasını tetikledi. Bu bölgede yine klasik olarak arkadaşlar teknik açıdan biliyorsunuz geri çekilme alanlarını oluştururken Fibonacci geri çekilme seviyeleri de kullanabilirsiniz. Onu da birçok grafikte kullanmıyorum ben ama kullanılmasına alışmanızı tavsiye ederim. Bu tür trend serisi oluşturan hisselerde geri çekilmeler genelde 0.50 ve 0.618 seviyesine kadar devam eder. Bu noktaları takip ederek siz de dönüşün hisse bazlı nerelerde olduğunu yani hissenin 0.50'yi mi 0.60 0.618'i mi yoksa onun altına sarkarak 0.786'yı mı kullandığını takip edebilirsiniz. Bu noktaları bu kriterleri kullanmakta fayda var. Zira mesela stop alanı olarak baktığınızda hisse fiyatı 43.02 42.72 altına sarkarsa bir alt desteği 40.40'a kadar geri gelme ihtimalinin güçlü olduğunu kendi kendi adınıza da yorumlamış olursunuz. Yorum yapabilmiş olursunuz diye ifade edip bir dipnot şeklinde bunu da anlatmış olalım. Evet koza a hissesinden hemen kozal hissesine de geçtiğimizde aslında teknik olarak birebir benzer bir görüntüye de burada şahit olduğumuzu söyleyebiliriz hisse fiyatlaması dip noktasında bir fincan kulp formasyonu oluşturmuş. Daha sonrasında oluşturmuş olduğu bu çanağı da yukarı doğru güçlü ve güzel bir şekilde katlayan hisse fiyatlaması hedef olarak koyduğumuz 25'li fiyatlarında üzerine çıkarak yeni bölgesi 25.84'lere kadar 25.68'lere kadar gitmişti. Bu bölgede biz geri çekilme ihtimalinde 24.54'ün önemli destek olduğunu ve altta kırılımlarda ise onay çalışması yapıp yapmayacağını çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiştik daha önceki videolarımızda. 23 70 hattının ile birlikte hisse fiyatlaması teknik açıdan sert bir düzeltme eğilimi içerisine girmiş oldu ve bu noktada bizim EMA ortalamaların blok olarak oluştuğu bölgedeki e, 21 42 21 16 20 hattına doğru hızlıca bir e, kaçış gerçekleştirdiğini görüyoruz. E, teknik doğrultuda bu hareketin devamında günlük periyottaki EMA e 55 seviyesinde ne şekilde şekilleneceğine dikkat etmek lazım. Bu noktada günlük periyotta M55'in 21.36 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Eğer stop olmak için geç kalan arkadaşlar varsa özellikle bu bölgede artık 21.90'ın altında 21.36'nın çalışıp çalışmayacağını dikkatli şekilde takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zira bu bölgenin de kırılması halinde yatay destek yani çanak oluşum desteği olarak çanak kırılım desteği olarak takip ettiğimiz 1979 seviyesine kadar bir geri dönüş gerçekleşme ihtimali artacaktır. Bu noktada ise fiyatlaması teknik açıdan yine hareketsel bazda baktığımızda yukarı yönlü toparlama eğilimine girebilmesi için 22.18 ve 22.90 seviyesinin üzerinde tekrar günlük kapanışlar yapmalı diyerek ifade edelim. E, yine klasik olacak belki ama saatlik periyotta biliyorsunuz M55 altında e, sıkıntının sürekli devam edeceğini ifade ediyoruz. E, noktasal anlamda baktığımızda alt bölgede 20-62'ye kadar bir düzeltme ihtimali görüyorum ortalamalar bazında baktığımızda. Teknik olarak yine hareketsel bölgenin yukarıya doğru dönüşümü halinde ise ilk etapta e, klasik olarak EMA 13 ve 21 seviyesinin üzerinde kalmalı. 23, 23 08 22 68 dirençleri ilk etapta güçlü hacimli bir şekilde geçilirse 1 23 74 EMA 55 direncine doğru temas söz konusu olabilir. Bu temasla birlikte hissenin artık dönüp dönmeyeceğini, hacimlerin gücünü ve yine momentum ve erasayın 50 üzerinin üzerine atıp atamayacağını takip ediyor olmak gerekir. Bu noktada klasik olarak Endeks'e ayak uyduran bir hisse yapısıyla birlikte bir teknik düzeltme veya bir filamu oluşumuyla birlikte hissenin tekrar dönüşü için pozisyon korunmalı ve özellikle erasayın 30 altına inmesiyle birlikte aşırı satım bölgesine girdiğini görüyoruz. Buralardan artık bir destek bölgesi oluşturarak tekrar en azından biri yataya sarıp toparlama sinyalleri üretmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Görsel olarak başka neye bakabiliriz diye şöyle 4 saatlik grafiğe tekrar dönmek istiyorum. Yine 4 saatlik grafikte e, teknik açıdan yukarı yönlü potansiyeli olan güçlü bir his olduğunu ifade etmiştik. E, 4 saatlik